Ben yanlış düşünüyorum dostlar. Şey yapmayın yani. Beni çok örnek almayın. Çok örnek alınacak bir insan değilim ayol. Recep Tayyip Erdoğan vs. Erdoğan. Bakalım. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil. Nasıl söz konusu değil reis ya? Şuraya 5 tane video sıkıştırdım. Nerede o video? Şu videoydu herhalde. Yok bu video değil. Şu muydu lan? Bir sürü video var ya şu an elimde. Bir sürü. Hatta dur bir tanesini Toşko paylaşmıştı. Neredeydi o video? Bu herif gitgide mutsuz oluyor. %14 mutlu. Geçen sene %50 falan da. Ha, bu video. Nasıl sınırlarımızdan göç şey değil. Bu insanlar uzaydan mı geliyorlar? Bir simülasyonda yaşıyoruz da acaba simülasyonda yaşadığımız için bunları kodluyorlar. Bunlar biraz ilerledikten sonra yok mu oluyorlar? Ve bunların neden hepsi erkek ve gayet güçlü insanlar? Kadın, çoluk, çocuk nerede? Baksanıza şuna, şu kuyruk şuraya kadar gidiyor ha. Aa, böyle olmaz. Böyle olmaz. Yüz binlerce insan nereye gidiyor? Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Reis 4 gün geçmiş aradan ya. 4 gün. Ülkemizde Veresiye satan Afrika kabile devletlerine yardım adı altında dolar gönderip kara para en sonunda patladı. Dedi çektim nefes. Otumda bir Mercedes. Bak. Çek bir duman dedi çektim nefes. Otumda bir Mercedes. Bak. Gazlar yok bizde geri vites. Kafanı yorma sen sesini kes. Zarlara at ya da buradan defol. Gece yarısı çaldı bir telefon. Alo, zaman alo. Geçer dondurma gibi. La vida loca hem de o şekil. Vum 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 vum. Onlara benden bahsedecek. Mükemmel bir edit olmuş ya. Herkesin altında son model araba var. Herkesin cebinde 5 milyarlık telefon var. İkisi kapışıyor işte. Dayıları böyle kapıştıracaksın, evet. Olay bambaşka bir boyuta ulaştı. Ülkeye tuvaleti malum şahsın getirdiğine inanın diyor. Şaka yapıyorsun. O kadar değildir ya. Başka neyi var bu adamın? Nasıl yok? Başka neyi var? Affedersin, tuvaleti yoktu Türkiye'nin ya. Tuvaleti yoktu Türkiye'nin. Tabii canım biz AKP döneminden önce ben tabii o zaman 5-6 yaşlarındayım dostlar. Biz 2-3 günde bir sıçmak zorunda kalırdık evde tuvalet olmadığı için. Annemler falan böyle otobüse binerdik. Böyle çok yemek de yiyemezdik. Çünkü ne kadar çok yemek yersek o kadar fazla sıçacağız. O yüzden yiyemiyorduk, su da içemiyorduk. 2-3 günde bir işte babamın veya annemin izinli olduğu bir gün otobüse binerdik. Böyle herkesin sıçtığı özel ormanlar vardı. Oraya giderdik, sıçardık. Tabii tuvalet kağıdı falan yok. Taş da silerdik, sonra evimize geri dönerdik. Çok zor zamanlardı. Yani hatırlıyorum ben o günleri. Siz hatırlamazsınız belki yaşınız küçüktür ama bunları bilin yani. Adamı tanırsanız. Tuvalet yoktu ya. Kimin tuvalet yok acaba? Kim nereye sıçıyordu tuvaleti yapmadan önce? Aklımdaki soruyu sordu. Ben soracaktım. Kız sordu ya. Kim nereye sıçıyordu tuvalet olmadan önce? Allah Allah ya. Ben o zaman evde rahat sıçıyorum diye affedersiniz. Oy mu vereyim? Başka neyi var bu adamın? Nasıl yok? Başka neyi var? Affedersin. Tuvaleti yoktu Türkiye'nin dünya ya. Bu adamı tanırsanız. Tuvaleti yoktu. Allah'ım. Para mı var sanki? Z kuşağı para hesabı yapmayı bilmiyor. Birisi de şey almış. Para mı var sanki? Geçen Show TV'de bir haber yapmıştı. Şey yazmışlar. Z kuşağı zengin ve ünlü olmak istiyor. Lan siz istemiyor musunuz? Bunu herkes ister. Niye istemesinler? Hani Z kuşağı ile ne alakası var? Para mı var sanki? Doğru yani para mı var? Katılıyorum size Z kuşağı.
Sokak karıştı. Z kuşağı öfke kustu. Neymiş bu video? Sen bu hükümeti gördün. Artık bir şey... Tamam, bunu izleriz. Bu çok uzun video. 5 lira basmam. Şu an öğrenci kartım yanımda değil. Benim para... Akranı altında BMW ile geziyor. Yani şimdi, tabii, bu adam otobüse binecek, bu, parayı bulamıyor. Bu ülke, ülkenin... Hangi kardeşim cebinde metrobüse binecek para? Ben metrobüse gideceğim abi. 5 lira basmam. Şu an öğrenci kartım yanımda değil. Benim para vermem lazım ama o parayı yemin ediyorum yanımda yok. Yurt dışında... Şimdi abi bana diyecek, ben geziyor. Sana söyleyeyim. Çıkar telefonunu göster diyecek kardeşim, ben sana söyleyeyim. Telefonunu çıkar diyecek, ayakkabına bak diyecek. Sorun bu telefonun bende olması değil. Sorun bu telefonun neden bu kadar burada pahalı olması. Kimse bizim gençlerin değerini anlamıyor. Sen gelmişsin abi, gel bak, yaşını bilmiyorum abi. Gelmişsin atıyorum 40 yaşına, sen hayatını görmüşsün, eskileri de görmüşsün. Bana diyorsun ki yağda bekliyorum, kuyrukta bekliyorum. Abi bak, biz salgın gördük, en kötü şeyleri gördük. Adam gelmiş burada, senin kendi bankandan, vergini verdiğin yerinden 128 milyar dolar çıkıyor. Adam diyor ki biz bunu kullandık, yangın çıkıyor, 8 tane uçağın bile yok senin. Yani böyle olmaz. Bu sistemle olmaz abi. 3 tane uçak var. Diyorlar ki İspanya'dan oradan buradan dilenmeyin. O zaman gel kardeşim sen uçak al. Adamlar haritadan uçakları sildiler ya. Görmeyelim diye adamlar haritadan uçakları sildiler. Bakım yapmıyorlar. Adamın ülkesinde yangın çıkmış. 14 tane. Güzel konuşuyor yani ya. Ormanı yanıyor. Adam dalga geçer gibi gelip diyor ki al sana çay. Çayı demleyecek evin yok, sen gelip bana çay dağıtıyorsun. Ya yani alsın o her şeyi de bir yerde... Silivri aklına geldi, devamını getiremedi. Ya yani alsın o her şeyi de bir yerde sel oluyor, diyor ki al sana çay. Yangın mı çıktı? Al sana çay. Deprem mi oldu? Al sana çay. İcraat, icraat yok. Çayı da sen bana verme kardeşim. Ben çayı kendi paramla alırım. Bu çocuğa çok gitgide gıcık kapmaya başladım bugünlerde. Aşırı şekilde videoları karşıma çıkıyor. Trollse bile komik değil anasını satayım ki, troll olmadığını söylüyor bazı kişiler. Şu çocukla aynı ülkede yaşıyoruz ya, şu çocukla. Artık Allah'ım, buradan sana sesleniyorum. Lütfen benim Türkiye simülasyonumu artık tamamla. Yalvarıyorum sana. Benim Türkiye simülasyonumu artık tamamla. Benim başkanımın verdiği çayları beğenmeyenler var mı? Benim başkanımın verdiği çaylardan mutlu olmayanlar var mı? Ulan lan gör lan, bu adam size daha ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Çaylar size ne yapsın? Lansın. Bu ülke açıyorlar, bu ülke evsiz kalır. Ama bu ülke çaysız kalmaz. Kalmaz, 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 kalmaz. Ne yapıyor lan? Vay amına koyayım. Şu anda bu ülkede en kötü telefon 2000 lira, 3000 lira. Zaten en kötü telefonun 2000... Evet, buralar bir aşağı iniyorum. Bunları izlemiştik çünkü bir kısmını. Allah'ım sen bizi beyinsizlerden koru. Şu meme efsane ya. Abi sana bir şey diyeyim mi? Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Z kuşağı olarak kime oy verirsiniz? Abi sana bir şey diyeyim mi? Ha bak şu, görüyor musun abi bunu? Şu olsa, şu olsa buna veririm daha iyi. Bak ciddi söylüyorum abi sana. Şu parmak arası terlik ya. Bunun daha çok işlevi var ya. Geziyorsun, ayağını acıtmıyor, başka bir şey yapmıyor. En azından sana zararı yok, anladın mı abi? Bu kadar. Kime vereceğim abi başka? Yarın erken... Parmak arası terliğe oy vereceğim. Ay ay. Saçları kes. Benim abim benim kendi kuaförü. Saçlarını bak, her gün saçlarını kestiriyorsun 10-20 liraya. Baksana bize. Abim... Bu adam troll ya, tamam. Bu adam troll troll belli. Tamam. Bu böyle ol. Ağzına diş var, gözün yüzün. Tamam gözün... dişine. Bir de saçlarını kestiriyorsun saçlarını diyor bak. Saçlarını bak, her gün saçlarını kest. Yok bu adam kesin troll, bak imkanı yok bu kadar olmasının dostlar. İmkanı yok bu kadar olmasının. Bak imkanı yok. Acaba gerçek midir lan? Evlerimiz, arazilerimiz, ormanlarımız yanıyor. Lütfen bir şey yap. Afganistan'da meydana gelen sel felaketi.
Ümmetin kardeş ülkesi için derin üzüntü duyuyoruz. Kalabalık. Herkesin durumu iyi. Kalabalık. Kalabalık. Kalabalığa hiçbir şey demiyorum. Demek ki para var ki kalabalık. Ne alakası var abi ya? İnsanlar boş boş gezerken de kalabalık oluşabilir. Artı Türkiye 80-90 milyon nüfusu olan bir ülke. Tabii ki sokaklar kalabalık olacak herhangi bir Avrupa ülkesinden. Türkiye'de yoksulluk var mı abi? Türkiye'de yoksulluk bence az. 3 kişiden biri Türkiye'de obezse, evet, Türkiye'de yoksulluk yoktur. Aha, sıçanzi mıçanzi. Abicim bak, bilmediğin konular hakkında yorum yapma. Obezite dediğin şey çok fazla yemek yemekten olan bir şey değil. Hatta obeziteyi sana şöyle söyleyeyim. Obezite fakir hastalığıdır. Çok fazla karbonhidrat yediğin için obez olursun. Dünyadaki obez olan insanlara bak. %99'u fakirdir. Yani obezite sandığınız gibi zengin hastalığı değil yani. Obezite fakir hastalığıdır. Karbonhidrattan dolayı. Bütün gün makarna yersen, ekmek yersen obez olursun. Hangi zenginin obez olduğunu gördün acaba? Ya vardır mutlaka, onlarda da vardır da. Genel olarak obezite fakir hastalığı. Her 3 kişiden biri kiloluysa, yani obezse, demek alım gücü var. Alım gücü olmazsa insanlar kilo almaz. Mantığa bak ya. Demek alıyor ki kilo da alınıyor. O zaman böyle Finlandiya, Norveç gibi ülkelerdeki obezite sayısı çok çok az. O bayağı fit insanlar zaten. Düzenli spor yapan insanlar geneli. Devlet de buna teşvik ediyor. Spor salonlarının ücretsiz vesaire olması gibi. Bayağı da sosyal insanlar zaten. O zaman bu mantıkla Finlandiya ve Norveç'teki insanlar bayağı bir fakir. Bayağı fakirler. Niye? Çünkü fitler. Herkesin durumu iyi. Kalabalık. Kalabalık. Kalabalığa hiçbir şey demiyorum. Demek ki para var ki kalabalık. Türkiye'de yoksulluk var mı abi? Türkiye'de yok. Yangını söndürecek uçak yok diyorlar. O zaman benim nasıl 8 tane uçağım var? Almanya'da o kadar zor ki geçinmek, zannediyorlar buradakiler o kadar rahat. Oraya gittim de gördüm ben, ne biçim. Ne biçim ya, oraya gittim. Nereye gittin abla mesela? Seni eğer Avrupa'dan kovmadılarsa, Avrupa'ya gittiysen benim ağzıma sıçsınlar. Bu konuşma tarzıyla herhangi bir ülkeye gidebileceğine inanmıyorum. X-ray cihazından bile geçemezsin. Rahat, rahat, rahat. Rahatsınız lan! Hainlik yapmayın. Almanya'da... Almanya'da... Tabii. 30 sene Almanya'da yaşa. Mağlulen emekli ol. Orada euroları, dolarları biriktir. 30, 40 bin, 100 bin euro ile Türkiye'ye gel 30 yıl sonra. Burada 1 milyon TL paran olsun. Herkesi kendin gibi 1 milyon TL parası olan insanlarla karıştır. Olmaz, sizden olmaz. Türkiye sınırı temsili. Dünyada Amerika'dan bile üstünüz biz şu anda. Evet. Geçen Amerika Cumhurbaşkanı'nı aradım. Joe Biden'ı, dedim ki sizden üstün müyüz? Dedi evet, bizden üstünsünüz. İçinizdeki her konuda üstünüz. Mesela? Her konuda. Mesela ne? Neyi soruyor? Şöyle sorayım. Ürettiğimiz bize bir şey soruyor. Neyi yok ürettiğimiz? Neyi söyle ya? Tişörtün, ayakkabın, her şey Türkiye'de üretiliyor. Hepsi dışarıda. Yurt dışına. Neyi dışarıdan? Yurt dışına da Türkiye'den gidiyor her şey. Şunu açayım göstereyim. Göster. Türkiye'de yapılıyor ama markası orada basılıyor. Yok canım. Tabii ki de. Kesinlikle. Her şey Türkiye. Senin üstündeki abi ne malı? Bir bakabilir miyim? Sen o malına bakma. Hepsi burada üretiliyor. Bursa'da üretiliyor kardeşim bunlar. Ankara'da, abi, Bursa'da üretiliyor. Nerede Türk malı? Kolezyon İtalyan markası ya diyebiliyorum. Kesinlikle. Tamam. Bir saniye. Hastaneler yapıldı. Yollar yapıldı. Kim yaptı bunları? Bir saniye. He? Toyota Türkiye'de üretiliyor değil mi? Evet. Türk malı. Evet. Türk malı. Toyota. Patente oranla mı Türkiye'nin şeyleri yapıyor? Tabii abi, tabii. Arkadaşlar 4-5 tane maaş alıyor AK Parti'den, ondan ele yapıyor. 4 maaş alıyor %100.
İnkar gelmeyin ya. İnkar gelmeyin. Örnek ver adam Amerika'dan üstünüm dün. Ay ay. Eskiden şurada kimse yoktu. Yürüyemiyordu. Yemeye ekmek vardı. Bulamıyordu. O zaman da hükümet vardı. O zaman da ama şimdiki ortamda 10 hanelik evde 20 tane araba var. 10 hanelik evde 20 tane araba var. Biz 4 kardeşiz. Annemle babamla birlikte 6. İkisi evlendi şimdi. Kaldık en küçük kız kardeşim Sevgi, annem, babam. Gerçi ben de ayrı evde yaşıyorum, ayrı konu ama. Yani şunu demeye getiriyorum, bizim arabamız yok. Benim de arabam yok, annemin de arabası yok, babamın da arabası yok. Ve gayet güzel işlerde çalışmışlar bunları, öyle söyleyeyim. Annem aşçı mesela. Maaşı asgari ücretten de yüksek. Babam emekli, hala çalışıyor. Çalışıyordu, şu an çalışmıyor. Ki hala da borçları var. Borçlarını ödemeye devam ediyor. Bu 10 tane arabası olanlar kimler ya? Ben anlamıyorum. Benim çevremde yok herhalde bunlardan ya. Ekmek bulamadı. Yemeğe kimse yiyordu. Ekonomi şahane iyi mi? Tabii çok şahane. Çok 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 iyi. Çalışanlar güzel yaşıyor. Ben 80 yaşındayım da çalışıyorum, yine de para kazanıyorum. 80 yaşındasın. Peki dayıcım, senin 80 yaşında olup sokakta sakız satman normal mi? 80 yaşında olup sokakta sakız satıyorsun ve ekonomi güzel diyorsun. Muhtemelen insanların büyük bir çoğunluğu da sana acıdığı için alıyorlar. Hani buradan onurunu kırmayayım ama yani haberin olsun. Normalde bu yaptığın işte yasal değil bu arada. O da haberin olsun. Vergi vermiyorsun çünkü. KDV yok, stopaj yok, dükkan yok. 80 yaşında seyyar satıcılık yapıyorsun. Kafayı yemişler bunlar, kafayı kafayı. Vallahi kafayı yemişler. Gençler çalışan kazanıyor abi. Devlet de haddinden fazla para veriyor. Sen geçinebiliyor musun asker ücretine? Biz geçinemiyoruz asker ücretine. Bak ablamız geçinemiyorum diyor. Asker ücretine geçim zor. Fakir görmedim şimdi. Yok. Kınuro davasından biraz ekonomi, evet. Kınuro. Dayının fakir anlayışı kendiyle kıyasladığı için herkesi. Adam 80 yaşında sokakta sakız satıyor. Ekonomi güzel diyor. Sana göre herkesin ekonomisi güzeldir muhtemelen. Senin o yaşta bu işi yapman zaten sıkıntı. Şey yaptı ama, etkilendi ama Allah'ın izniyle bundan sonra daha iyi olacak, daha iyi olacak, daha iyi olacak. Eskiden maaş alamıyor. Şimdi çok şükür rahatlık, çok memnunum. Rahat çok şükür. Tayyip Erdoğan'dan başkasına şaşmam. Allah. Abla 10 saniye önce ekonomi kötü dedin. 10 saniye önce asgari ücretle geçinemiyoruz dedin ya. Razı olsun Tayyip'ten. Bak bütün yolları, izleri hep o yaptı. Abla asgari ücreti de onlar belirliyor. CHP gelse ne yaptı, öbür geldi ne yaptı, hiç. 10 saniye önce asgari ücretle geçinemiyoruz dedi. İnsan var. Tayyip bittikten sonra öbürleri gelince görürüz. Görürüz abi, yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Kim getirecek? Tayyip Erdoğan'dan başka adam yok mu memleket? 80 milyon insan var abi, kendine ayıp etme şimdi. Gaz yoktu, gaz. Dayı ne alakası var ya? Dayı ne alakası var ya? Abi gaz diyorsun, 70'li yıllardan bahsediyorsun, 50 sene öncesi. Tayyip bittikten sonra öbürleri gelince... Dayı ne alaka ya? Demeyelim abi ki şuradan ne alabilirsin ki? Çerez, fıstığın kilosu 80 milyon yani. Evet. Ya bir kilo fıstık bile yiyemiyorsun Türkiye'de. Yani senin gencin başka elin gavurunun ülkesinde taksici olmak istiyor, garson olmak istiyor. Evet. Yani daha ne olabilir ki yani? Daha nasıl bu ekonominin kötü olduğunu biz insanlara anlatacağız, ben anlamadım hala yani. Paranın bir değeri yok ki. Evet. Yaşasın Erdoğan. 100 bin Filistinli geliyor daha. Bak aşağılamak için söylemiyorum ama hepsi birbirine benziyor. Yok ya, ben gerçekten simülasyonda yaşadığımıza iyice inanmaya başladım. Kesinlikle biz bir simülasyon evreninde yaşıyoruz. Türkiye simülasyonunu bitirenler de büyük bir ödül alacak bu ödülünü. Bu simülasyon bittikten sonra, bu oyun bittikten sonra. Gerçekten hepsi birbirine benziyor. Hepsi. Bunun imkanı yok yani, bunun tesadüf olmasının.
Bizim ülkeyi kodlayan kişi, simüle eden kişi kodlamış işte böyle 3-5 tane dayı. Ondan sonra CTRL-C, CTRL-V yapmış. Bunların hepsini böyle kopyalamış. Bütün ülkenin her tarafına yaymış. Her tarafına. Yüzer tane, 200'er tane koymuş. Böyle siz sokakta konuşurken, röportaj yaparken ekonomi kötü diyorsunuz. Tak diye bir dayı oradan çıkıyor böyle simüle olan dayı. Gaz yoktu, yağ yoktu. Sen Siyonist misin? Sen Afrikan ajanı mısın? Afrikan ajanı namına Amerikan ajanı mısın? Çıkar telefonunu göster. Ağzında diş var, su var, her şeyin var. Vesaire diye böyle birdenbire konuşmaya başlıyor. Ben buna inanıyorum artık ya. Gerçekten. İnanıyorum ben buna. Kesinlikle olay böyle. Tesadüf olamaz bu. Bir genç ekonomi güzel der demez böyle tak diye gökten birisi iniyor. Birdenbire bir dayı. Direkt. Çıkar telefonunu göster. Bak o dayıyı takip edelim, o çıkar telefonunu göster diyen dayıyı. Belki belli bir süreden sonra yok olacak, biliyor musun? Çünkü gerçek değil ki. Yazılmış bir kod. Filistinli geliyor. 100 bin Filistinli. 15 sene önce. Erdoğan yaşasın reis o. Erdoğan. Avrupa'ya gidin de görün, Avrupa'ya. Keşke. Hastanelerde bir görün gidin de. Hayatında köyünden dışarıya çıktın mı ya? Köyünden dışarı çıktın mı? Para fatmalar geliyor. Para fat. Emekliye yetmiyor para diyor. Neye yetmiyor? Ben de emekliyim ben. Ne? He yetiyor. Bak. Ama karnı acıdı. Emekliyim. Kaç tane ediyorum? He? 2,5 milyar maaş alıyorum. Yetiyor. 2 milyar alıyorum. Allah'a çok. Karı koca. Yeter. Yap. Makarna acıdır. Makarna acıdı. Ne iş yaptın? Evi yapan makarna acıdır. Makarna veriyorum. Yaşasın Erdoğan. Makarna acı. Of of. Cebindeki tişörtten anladım hani, çıkar telefonu. Telefondan bahsediyorsun. Cebindeki telefon kaç liralık bu? Evet bak direkt. Ben buraya geldim ya, ben üstündeki tişörtten anladım hani, çıkar telefonu demeni bekledim yani. Bak, o tişört niye? Cebindeki telefon çıkar. Bana şunu Gerçekten doğru ya. Vallahi doğru ya. O tişört cebindeki telefonu çıkar tişört. Çok iyi. Vatandaş israf üstüne israf yapıyor. Bak Çanakkale'ye bir köprü. Bu gömlek de öyle. Köprü yapılıyor. Dünyada eşi benzeri yok, örneği yok. Dayı köprü halkı doyurmuyor ya. Yaptığı köprünün hani hiçbir anlamı yok. İzleyin dostlar, geliyor bomba. Yok, halkı doyurmuyor. Yani halka icraat yapması lazım. Ben 16 yaşındayım. Halkbank davası olayını biliyorum ya. Ülkede yolsuzluk çok var. Hani konuşanı içeri atıyorlar abi. Yok şu an var abi. Telefonu göster. Abi telefon. Tamam, 1 milyarlık telefon. Bunu ben borçlu harçla aldım abi. Borçlu harçla aldım. Ya oğlum 1 milyarlık telefon fazla mı abi? 1 milyarlık telefon kullanıyor, konuşuyor. Tamam abi. Abicim 1 milyara telefon yok bu arada. Çocuk 1 milyara telefon aldıysa gerçekten yani ucuza almış. Yarın seçim olsa hangi partiye verirsin? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Bilmiyorum, ne bileyim. Yarın 7 saniyede ülkenin özeti. Senin yaşın kaç? 16 abi. Müslüman mısın sen? Müslümanım elhamdülillah. Öyle mi giyinmen lazım? Sana ne lan? Sana ne? Şuradan bir tane delikanlı yok mu? Şunun suratına şöyle sağlam bir yumruk patlatsın. Yemin olsun, ondan sonra gelsin desin ki ben Neo'yu izledim. Neo beni gaza getirdi bu adamın suratına yumruk vurduğum için. Gerçekten ben her türlü cezaya razıyım ya. Sağlam bir tane böyle var ya, böyle vurduğu tarafı felç edecek ama. O zaman kapalıya da karışmayacağım ben. Tayyip'i karıştırmayacağım. Abicim. Sen benim giyimime karışma. Tayyip'i karıştırmayacağım. Ne alakası var Tayyip'le giyimin ya? Gerizekalı, sapık, potansiyel tecavüzcü orospu evladı. Hiçbir zaman tüp kuyruğuna girmedim. Hiçbir zaman yağ kuyruğuna girmedim. Götünüzde bunları uydurmayın.
Bırak ya. Bak abim daha iyi bilir bak. Abi sen zamanında tüp kuyruğuna girdin mi? 61 yaşındayım. Hiçbir zaman tüp kuyruğuna girmedim. Hiçbir zaman ya. Türk helal olsun. İlk defa bir dayıdan böyle şeyler duydum. 61 yaşında adam. Hiçbir zaman girmedim diyor. Bak abim daha iyi bilir bak. Abi sen zamanında tüp kuyruğuna girdin mi? 61 yaşındayım. Hiçbir zaman tüp kuyruğuna girmedim. Hiçbir zaman yağ kuyruğuna girmedim. Götünüzde bunları uydurmayın kardeşim. Bırak ya. Bak abim daha iyi bilir bak. Abi. Ay ay. Yolsuzluk, taciz, uyuşturucu, din istismarı, I sleep. Uyuyoruz arkadaşlar. Kadınların voleybol oynaması. Real shit. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Oldu. Ne diyorsun? Bak ben devlet memuru Dayıya bak ulti attı resmen bakalım. Dün memur maaşıyla okuttuğumuz çocukları bugün emekli maaşıyla bakar olduk. Ne diyorsun sen? Bravo. Sen ne diyorsun? Bravo. Uyuyor musunuz? Uyuyor musunuz? Bir sakin ol. Ya çocuklarımızı emekli maaşıyla bugün biz bakıyoruz ölmesin diye. Dayı sen ne diyorsun? Beni mi döveceksin? Seni dövmeyiz ya ama bilmiyorsunuz. Milleti kandırıyorsun. Sakin ol ya. Düşüyoruz ya. Sakin ol. Ya gerçekleri konuşun, gerçekleri. Ya bırakın Allah'ınızı seversen. Sen hala anlatıyorsun, ne anlatıyorsun? Bırakın ya. Vay be. Ağladı ve ülkeye giriş yaparak para 10 kart arttı. Bu duygu başka bir duygu. Evet. Çok değişik bir duygu. Avrupa'ya taşınırsam, Türkiye'ye Mercedes'te girerken ben de aynen böyle olacağım. Bu benim. Şerefsiz olacağım. Bu duygu başka bir duygu. Aga be. Çok değişik bir duygu. O bayrağı görmek bize zaten dünyaya bedel. Le 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 le. Woohoo! Hani seven ya Türkiye'yi seven. Aynen böyle olacağım. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Kaderimiz gurbetçi olmak be. Olsun be. Kurulu düzenimiz var yeğenim. Yoksa gelmez miyiz biz ülkeye? Gönül ister miydi? Gördüğümüz zaman bütün yorgunluk o 3500 kilometreye gelmemiş gibiyiz. Haklısın dayı ya. Ben de böyle olacağım. Bir de bayıl istersen abi. Yani yoluna ölürüz Türkiye'nin o kadar diyebilirim yani. Çok... Dayı gel o zaman ya. Vallahi billahi bütün yol masrafını ben karşılayacağım. Ev kiranı vermeyeceğim ama sana ev bulacağım. Yemin olsun bulacağım ya. Bak sen Türkiye'ye gelmeyi kabul et. Sana yemin ediyorum 600 bin kişinin üzerine 600 bine yakın takip eden insan var. Bütün aileni sırtımda sınır kapısından geçireceğim. Alacağım sırtıma tamam mı? Arabaya kadar sizi sırtımda taşıyacağım. Size ev bulacağım. Evinizin eşyalarını en ucuz şekilde birlikte bulacağız. Sırtımda götüreceğim sizi. İsterse 12. kat olsun. Yapmayın. Farklı bir duygu ya. Tek dileğim Türkiye'nin gerçekten kıymetini bilin. Yer değiştirebiliriz ya. Chat'te biri şey yazmış. Bende para olunca sevinçten böyle ağlıyorum. Yani gerçekten ben senin üzülmene kıyamam ya. Senin gözyaşlarına kurban olurum ben. Gel ülke değiştirelim birlikte. Ben senin ülkene gideyim sen gel Türkiye'de yaşa. Vallahi bak. Sen ağlama ya sen mutlu ol yeter. Ben senin için Türkiye'deki yerimi feda etmeye hazırım. Allah'ım. Bak aynısını yazmışlar ya. Kral kusura bakma gel yer değiştirelim. Sen burada yaşa ben gurbetçi olayım. Hiç sorun değil. Demokrasi cahillik değil. Millet açlıktan ölüyor. Ölüyor. Yoksa millet konuşuyor. Cezaevine gidiyor. Millet konuşmaya korkuyor. Adam Allah diyor. Herkes elini açıyor. Evet.